Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Dilek Orhan'ın hazırlayıp sunduğu Sahici Sohbetler programının bu haftaki konu Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Ar. Yabancı gibi geliyorsun. Londralı Türkler, Londra'dayken Turkish Cypriot derlerdi. Yani İngilizdin ama Turkish Cypriot'tu. Kıbrıs'a geldiğin zaman Londralı Londra. Türk derler. Demezler ki yani. Türkiye'ye gittiğin zaman Kıbrıslı derler. O zaman devamlı o fark var. Ha kötü mü? Bence güzel. Çıktık, bu boğazı geçtik. Boğazı geçer geçmez ve Girne evet. Karşımda. Anında aşık oldum ben. Sırılsıklama aşım oldum. Aşık oldum. Düşündüm, oturdum, tarttım içimde. Öğretmen olmak istemedim ki bizden çıkanların %80'i öğretmen oluyordu. Ne de fakir ressam olmak istedim. Çukura gittim, kapandım eve 4-5 ay. Ondan sonra bazı şeyler yarattım, başlattım ve benim şu andaki gördüğünüz sizi. Hayat oradan başladı. Biz anlamadan meğerse onlar birbirlerine aşık oldular. Bir gün geldiler ve dediler ki birimi biz kardeş değiliz, hiçbir şeyimiz yok. Evet doğru. Biz aşık olduk, evlenmek istedik. Sahici Sohbetler bu pazar 20.15'te Kanal T'de. Vakıflar idaremizin, okulların, toplumun, köylerin arkasında olması çok önemli. Çünkü biz arkamızda yeni bir güç ortaya çıktı. Ve bu güç bize kuvvet veriyor. Yani böyle kendimizi daha mutlu, daha huzurlu hissediyoruz. Vakıflar da bize bu katkıları sağlıyor. Yani bunlar çok önemlidir. Yani bir okul müdürünün, okuldaki öğretmenin, çocukların yani bunu görmesi, bilmesi toplum görüyor. Zaten yapıldığı zaman bu çok değerlidir bence. Yine okulumuzun boyanmalısını, hani bu ön kısmı özellikle bu yeni boyandı. Okulumuzun üst katlarının özellikle tellenmesinde. Çünkü güvenlik açısından çocuklar sarkındığı zaman aşağı doğru düşme durumları vardı. Bunları ortadan kaldırmak için onların tel çekilmesi gerekirdi. Bunları yine vakıflar idaremizin katkılarıyla yaptık. Yine aşağıda birinci sınıflarımızın olduğu, eskiden ambar olan, kantin olan yıpranmış odalarımız vardı. Bu odalarımızın tamir edilmesi, sıvanması, boyanması ve sınıf haline döndürülmesi. Çünkü Habilköy'ün en önemli eksikliği sınıf ihtiyacıydı. İki yeni sınıf kazandık. Ve şimdi orada birler okuma yazmayı öğreniyor. Yine yeni tuvaletlerimizin yapılmasında, yeni tuvaletlerimiz, onların üzerindeki bir çatımız var merdiven altlarından çıktığımızda, onun çatı olarak yapılması. Okul müdürünün ve sekreterin bilgisayarının yetersiz olduğunu gördük. Çok eski, 10 yıllık, 12 yıllık bilgisayardan bahsediyoruz yani. Hiçbir programı kaldırmayan yeni vakıflar idaremizden 2 adet bilgisayar bağışlandı. Bu pandemi şartlarından dolayı çocukların bir kısmı, bazıları bu online eğitimlere katılamadılar. Biz bunları tespitlerimizi yaptık, sınıf öğretmenlerimize isimleri verdi. Vakıflar idaremizin sağladığı tabletleri o çocuklara özellikle ihtiyacı olanlara vererek bu açığımızı da gidermiş olduk. Yani bu da topluma, ülkeye en büyük hizmetlerden biri. Amaç birliği vardır. Okul idaremizin de, vakıflar idaremizin de hepimizin ortak paydası, ortak amacı ülkemizdeki çocuklara faydaları olsun. Yani eğitime faydaları olsun. Daha güzel eğitim alsınlar. Vakıfların en önemli şeylerinden biri de insanlara faydalı olmak. Okulumuzdaki öğrencilere, ülkemizdeki çocuklara faydalı olmaları. Bunun için de bu faydalı çalışmalar sürüyor. İnşallah devamı gelecek. Biz buna inanıyoruz.
Muhteşem Marine'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, Kanal T ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle üzücü bir olayla başlıyoruz bu akşam programa. Serhat kardeşimizin dedesine akşam üzeri araba çarptı. O yüzden bu akşam kendisi programda yok. Aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi. Hastanededir, kalçası kırıldı diye. Çok geçmiş olsun dilerim buradan. Bu akşam SAPDER Genel Başkanı Erhan Akbora ve AS Başkanı Gürkan Zehirok'la birlikteyik. Ben kendilerine Facebook'tan bir çağrı yapmıştım, bir soru sormuştum. Kendileri de nezaket gösterip programa katılmak istediler. Sorduğumuz soruya cevabı inşallah bu akşam herkesin önünde alacağız. Başkanım hoş geldin. İyi akşamlar. AS Başkanım sen de hoş geldin. Başkanım hoş bulduk. Başkanım ben size soruydum. Evet. Öncelikle onu hatırlatalım. İnsanlar tabii bilsin. SAPDER'in 6 senede amatör balıkçılar için ne yaptı, ne tarz çalışmalar yaptı? Bunları bize bir özet şeklinde geçerseniz çok mutlu olurum. Tabii Mehmet Bey, SAPDER bundan 6 yıl önce kurulmuş bir dernek. Tabii onun daha öncesi vardır. Daha önce Facebook üzerinden, şu an hala da faaliyette olan Sportik Fishing Amatör Balıkçılık sayfası üzerinden bir organik bağımızın da olduğu bir sayfanın üzerinden hareket edip kurulmuş bir dernektir. SAPDER bu 6 yılda ve daha öncesindeki bu oluşumlar içerisinde neler yapmıştır? Şimdi biz bunu dernekleştirmeden önce oturup karar verdiğimizde önce bir altyapının oluşması gerektiğine inanmıştık. Bu neydi? Mevcut yasalar, mevcut tüzüklerin bunun yeterli olmadığına bir tüzük, bir yasa çalışması yapılması gerektiği konusunda bu çalışmaları yapmıştık ama bundan öncesi bunu biz dört ayağa bölmüştük. Bir, eğitim. İki, yasalar. Üç, vicdan. Ve dördüncü olarak bunların hepsini toparladığımız zaman gelmiş olan noktada çıkan hepsinin birleşimi olan bu toplam yasa. Eğitim. Önce neler yaptık? Eğitimde bu 6 yıl içerisinde sayfayı da kullanarak kendi cebimizden sponsorlar da bularak önce hedef kitlesi olarak eğitebilecek yaştaki çocukları, geleceklerimizi bu küçük balık salıverme bunların bilinçlendirme konusunda bir takım özendirmelerle yakala, bırak gibi yarışmalarla, küçük küçük yarışmalarla bunun karşılığında ödüller vererek bu eğitimi vermeye başladık. Sadece bu şekilde değil, bu kampanyalar içerisinde avlak temizliği veyahut avlak temizliğinin yanı sıra çevre temizliği bilincini de getirtmeye çalışarak eğitim bacağımızı tamamlamaya çalıştık ve bunu belirli bir noktaya getirip belirli bir şekilde ciddi bir oranda başarı sağladık. Bugün yaklaşık 6 sene, 7 sene önce başlattığımız bu eğitimin ürünlerini, verilerini bugün çok güzel bir şekilde almaktayız. Ondan sonra, dernekleştikten sonra bunun yasal çalışmalarına mevcut bakanlıkta girdik çıktık, girdik çıktık. Yıllardır, bir 6 yıldır gerçekten bayağı bir zorlu süreç geçirdik. Neydi bu geçirdiğimiz zorlu süreç? Size
ülkemizde görüyorsunuz hükümetlerin ömrü çok uzun süreli olmuyor. 1,5 yıl, 2 yıl. Bir yasa üzerinde çalışıyorsunuz, getiriyorsunuz, tam yürürlüğe koyacaksınız yasayı. Hop, hükümet değişiyor, yasa kadık oluyor. Tekrardan bu bakanlığa geri geliyor. Bakanlıkta tekrardan yeni gelen bakan üzerinde çalışılacak diyor. Çalışılıyor, toplanıyoruz, gidiyoruz, çalışılıyor. O tekrardan bu geçirilecek, alt komiteye kadar geliyor. Oradayken tekrardan bir hükümet değişikliği, yasa kadık oluyor ve yıllardır bu şekilde bu yasaların bu sebepten ötürü geçmediğinden dolayı bayağı bir çaba sarf ettik. Devamlı surette. Bununla birlikte SAPTER olarak bakanlığımıza bağlı hayvancılık dairesine balık boyu limitleri hakkında düşüncelerimizi, önerilerimizi bilimselliğe dayanarak, bilimsel verilere dayanarak ilettik. Bunların bu şekilde olması gerektiği konusunda. Bununla birlikte uluslararası anlamda Türkiye'deki İskenderun Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile ortak birlikte çalışmalar yürüttük. Keza geçtiğimiz yazda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden ortaklaşa bir balon balığı konusunda bir takım çalışmalar yürüttük. Ve günün sonunda yaptığımız çalışmaların meyvesini bugün geçtiğimiz Ağustos ayında tadil edilen su ürünleri yasasıyla bir noktaya kadar getirdik. Bu bizim yasa bazındaki şeyimizdi. Biz sizinle, sözünüzü kestim başkanım, biz sizinle bugün görüştüydük. Evet. Bana bir yasadan bahsettiniz, bir kuruldan bahsettiniz. Evet. Onu biraz burada açabilir miyiz? Nedir o tabii yasa? Çünkü bu... sizin elinizi ayağınızı bağlayan dediniz bana oydu. Evet. Onun için 6 sene okudum, inceledim. Su ürünleri, avcılık izinleri, pardon özür dilerim, altında yer alan 7. sanırım 6. bir bakayım. Evet. 6. maddenin B bendi. Evet. Dur bakalım, bu özür dilerim. Başkanım, bunu bulana kadar tamam. Vaktimiz çünkü kısıtlıdır. Erhan Bey, siz Erhan Bey demişim, özür dilerim. Gürkan Bey, sizin ne tarz çalışmalarınız oldu amatör balıkçı için? Bizim çalışmalarımız şu şekilde, Erhan zaten özet olarak hepsini geçmiştir. Artı Erhan'ın bahsettiği gibi Spot Fishing sayfasında bayağı bir paylaşım yapıldı. Mesela Erhan'ın dediği gibi yerde videoları, kampanyaları düzenlendi. Hala daha şimdi mevcuttur. Çünkü bunları biz gençlere aşılarken en güzel salımı, balık nasıl salınır, nasıl tutulur, yani kuralına göre bu gençlere aşıladık. Hala daha devam eder çocuklar. Yani kampanya bile olmasa hala daha videolar gelir. Çevre temizliği dediği gibi Erhan'ın. Şimdi sözünü keselim Gürkan. Artı zararlıyla mücadele. Mesela bir balon balığının ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar zarar verdiğini denizimize. Artı örneğin ilk aklıma gelen mesela trakunya. Yani zehirli balıkları da tanıtarak, sayfada da bunu. İlkten nasıldı? Çocuk bilmez, ilk defa bir trakunya dediğimiz balığı yakalar. Fotoğrafını elinde böyle ya da eldivenin tutar. Bu nedir, yenir mi yenmez mi diye sorardı. Haklı herkes. Tamam ama bunu bir dernek olarak değil de bir sosyal medya hesabından rahatlıkla bir gruptan yapabilin. Yani bunun için derneğe ihtiyacımız yok. Derneğe ihtiyacımız... Yani derneğin vazifesi mi? Tamam, düşünülebilir. Erhan... Ama ve lakin bir sosyal medya hesabından, evet, bunun sürekli olarak takipçilerine işte bakın bu zehirli balıktır, işte bakın biz önünü başını çekiyoruz bu işin, balık böyle tutulur, balık böyle serbest bırakılır, limitler bunlardır. Bunlar hatırlatıcı şeylerdir sosyal medya hesaplarından.
Bu evet. Derneğin öne getiren bir şey, yani bir işi, bir icraatı diye söyleyemeyik bunu. Bizim daha fazla amacımız, sayfa gelişince aşağı yukarı yanılmazsam 20 bin üyeye yakındır. 20 binden yukarı bir üyeye yaklaştığında dernek kurmaya yöneldik. Yok, net, o daha önceydi. O 10 bin civarındayken kuruldu. 10 bin civarına ulaşınca, belirli bir sayıya ulaşınca dernekleşmeye karar verdik. Evet. Dernekleşmeye karar verdiğimizde derneğimizi kurduk, tescillendik. Evet. Artı burada belirteyim. Bizim derneğimiz sportif balıkçılıkla birlikte adada ilk olduğunu bilirim. Denizi Koruma Derneği'dir de. Evet. Yani şu şekilde, şimdi amatörü de ele alırsak, profesyonelini de ele alırsak, herkeslerin derdi denize gidip ne almaktır? Evet. Bu denizden ne alabilirim? Bu benim yasal hakkım 5 kilodur. Bu 5 kiloyu almak isterim. Evet. Herkesin derdi bu iken, biz ne dedik? Biz bu denizler için neler yapabilirdik? Biz denize ne verebilirdik? Tamam. Sportif ne verdiniz Gürkan'ın bu zamanda? Bu 6 yıl içinde denize ne verdiniz? İşte denize ne verdik noktasında ben şu noktaya geliyorum. Bu yasa. Tamam mı? Bu yasa, özellikle şimdi o şey maddeyi buldum. Onun dışında bu yasada bizim için burada çıkan harç yasasında harçları istediler. Şu ben bunun alınmasına bir dördüncü bendi vardır. Orada bir atıf vardır. İsterseniz okuyabilirim bunu. Buyurun. Diyor ki bu yasanın 5. maddesi ve 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca verilen izinler hariç olmak üzere 6. maddesi uyarınca verilen izin ve ruhsatın çeşitliliğine göre aşağıdaki harçlar alınır. Biz ilgilendirin. A bendi. Amatör su ürünleri avcılık izinlerinden gerçek kişi veya tüzel kişi ve avcılıkta kullanılacak gemiler için ayrı ayrı aylık asgari ücretin 1/15'ini geçmeyecek miktarında, tamam mı? Aynı şeyin izinler ve hizmetlerine alınacak haçlar kısmının 4. maddesinde dediği şu: mesleki ve veya gönüllü amatör balıkçılık organizasyonları ve aktif olarak amatör balıkçılık faaliyetinde bulunduğunu tespit edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu'na bağlı bir kulüp üyesi kişiler bu maddedeki harçlardan muaftır. Şimdi burada biz hayvancılık dairesinde bir çatışma yaşadık. Biz dedik ki bu maddeye hukukçulara da sorumluluk. Bu madde biraz anomalidir. Hukuk bilirsiniz açıktır, yorumlamaya bağlıdır. Hayvancılık dairesi yetkilileri dedi ki yok, burada bahsettiği şey tüzel kişilerdi, kişidir. Tekne bundan muaf değildir. Bu konuda biz itiraz etmedik. Karşı değilik bu harcın alınmasına. Bunu da vakti zamanında çıktığında ben kişisel olarak yazdım, söyledim de. Karşı olmamakla birlikte benim kişisel görüşüm, hukuksal olarak sordurdum da 5 tane avukata, burada bir anomali vardı. Karşı olmamamın sebebi aynı yasanın 52-20 aynı yasanın başlığını söyleyeyim size. Geliştirme, etüt ve araştırma kısmında, 4. kısımda 4. maddesinin A fıkrası, canlı su kaynaklarının korunma ve yöntemiyle ilgili konularda biyolojik, ekonomik, çevresel, sosyal, teknik düşüncelere dahil olmak üzere bakanlık bu yasa kapsamında konularla ilgili görevlerini yerine getirmek amacıyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 13 üyeden olmak üzere toplam 15 üyeli aşağıda öngörülen sürdürülebilir ortak balıkçılık yönetim komisyonunu oluşturur. Önemli olan bu komisyondur. Çünkü bu komisyon görev ve yetkileri, su ürünleri ve veya balıkçılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, eşgüdümü sağlamak, bu yasanın ve bu yasa ile ilgili diğer mevzuatın uygulanmadığını izlemek ve gerekli görmesi halinde mevzuatı uygulayan kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek. Yani Hayvancılık Dairesi'ne, Tarım Bakanlığı'na. Bu yasa ve bu yasa uyarınca verilen izin veya hizmet karşılığında alınan harç veya ücretlerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını takip etmek. Bunun altını çiziyorum. Bilimsel raporlarla önerilen sonuçların ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla uygun göreceği bilimsel raporları ilgili daire ve kurumlara iletmek, izletmek. Bu yasa kapsamında giren konularda bakanlığa raporlar sunmak. Komisyonlar
şeyde. Bu komisyonun içerisinde artık amatör balıkçılar yer alacak. Avcılık Federasyonu yer alacak. Ve bu komisyonda alınan kararlarla eskiden otururduk, giderdik bakanlığa, konuşurduk. O tamam tamam bu maddeleri tamam okey 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 okey. Bir gelirdi tüzük karşımıza. Bizim konuştuğumuz okey dediğimiz şeylerde eser yok. Yani benim de tam burada sormak istediğim, bugün de defalarca size bunu sordum. 6 sene içerisinde sürekli olarak bakanlıklara gidildi, ora gidildi, bura gidildi. Ama elinden tutulan, gözünden görüken hiçbir şey elimize bu derneğinden tek bir yasayı aldık. Yasayı evet. Aldık ve bu yasanın içerisinde artık cezalar da var. Eskiden bu herhangi ceza, bir... Ceza yasası az önce evet. Osman Kok Başkanım müjdeli haberi bize verdi. 13 kişi artık hayvancılık dairesinden yetkilendirildi. Bu yasa çerçevesinde. Yetkilendirildi. Kesinlikle amatör balıkçıya yaptırımı da vardır. Evet. Cezası da vardır. Evet, bu... Zaten bizim istediğimiz, en başta bile belirttiğimiz evet. bizim amatör balıkçının balık satmaması, denetlenebilmesi, aynı zamanda profesyonel denetlenebilmesi. Evet. Bu arada Metin abim beni arar. Metin abim istersen direkt kanalı ara. Kanaldan seni alalım canlı yayına. Evet. Metin abimize de buradan çok selamlar. Evet. Tamam. Bu SAPDER'in evet. kuruluş başkanı. Yani bu evet. SAPDER'in kurucusudur. Evet. Ve onursal kurucu, başkanı şu onursal başkanıdır. Evet. Onursal başkanıdır evet. ve kurucu başkanıdır evet. Metin abi. Metin abinin görüşleri çok farklı boyuttadır. Nasıl farklı boyuttadır? Metin abi yani dışarıdan görükendir bu. Benim söylemim değil. Evet. Dışarıdan görükendir. Bu Metin abi sürekli olarak federasyona biraz ters bakardı. Yani federasyona farklı şekilde bakardı. Ve federasyonla sürekli olarak bir çekişme içerisindeydi. Bu 6 senenin sonunda ne oldu ki geçen gün federasyonuna çıkıp birlikte bakana gittiniz. Doğrudur. Doğrudur. Cevaplayabilirim. Buyur. Bir şey de verirsin. 6 sene içerisinde dediğin zaman federasyona karşı biz hiçbir zaman federasyona karşı çıkmadık. Karşıt görüş olduk ama federasyona karşı değildik. Federasyondur çünkü. Ha, ben dernek olarak federasyonun çatısı altında mıyım? Hayır. Yeni başkan Osman. Osman Kuk sekreteri falan filan yeni yönetimi. Ondan önceki başkanını da bilirsiniz. Daha öncekini de bilirsiniz. Biz inanın ki derneği kurduğumuz ertesi gün ziyaretlerde bulunduk. Aysın başkanı mıydı? Bu denizler için ne yapabildik sorusunu nasıl Osman'a bu yeni federasyona gittik sunduk. Toplantısına da katıldık. Metin abim de katıldı. Balıkçılık üzerine fikirler ters düştü. Çünkü dediğim gibi size sportif balıkçılık bizde var ama denizi koruma derneğiyiz biz. Sportif balıkçılığına ilgilenirdik. Esas amacımız denizi korumadır. Bize ters düştüğü anda zaten federasyonun çatısı altında değildik. Biz bu çalışmalarımızı aralıksız, kar gütmeden, menfaat gütmeden, gerek ben, gerek Erhan, gerek Metin abim, gerek diğer yönetimdeki arkadaşlar, kendimizden ödün vererek çalıştık. Her toplantıya hayvancılık dairesinin ya da Tarım Bakanı'nın düzenlemiş olduğu çalıştaylıklara da davetli olarak katıldık, savunduk. Görüşümüzü belirttik, dikkate alındık. Aysin Başkan'ın başkanlığının sonunda yeni federasyon başkanına da bir hafta sonra gene ziyaretimiz oldu. 3-4 toplantıda federasyonun binasında yaptık. Yine fikir ayrılıkları oldu. Fikir ayrılıkları da dediğim size yani en basit bir misal diyeyim size. Bizim temennimiz nedir?
Bizim doğrultumuz nedir? Biz doğadaki, karada ve denizde olmak üzere bu dünyada belirlenmiş bir şeydir. Her canlıya bir doğurma şansı istedik biz. Her canlıya. Her canlı dediğimiz daha bir sinarit mesela, bir fangri, bir mineri. Bir kere doğurma şansı verelim. Doğursun, yumurtlasın, üresin, tutalım, sorun yok. Ha, gerekirse amatöre sunulan 5 kilo limitini artıralım. Popülasyon düşüyorsa düşürelim. Biz bunun peşindeyiz. Bize ek olarak bunları geçersek, silersek, federasyon yeni yönetimi oluşurken de biz yine diğer federasyonları yaptığımız teklifi, Ahmet Mahirer benim çok samimi arkadaşımdır, Osman da arkadaşımdır, denizler için sizinle görüşmek isterik. Bir kere başkanım gitti, bir kere ben gittim. Ahmet İnan zaten her buluşmamızda, Ahmet Mahirer'in her buluştuğumuzda konu buydu. Sıcak yaklaştık birbirimize. Fikirlerimizi sunduk. Beğendiler. Tarım Bakanlığı'nda zaten randevu alınmıştı. Geçen cumadan. Şöyle bir şey gelişince, hem fikir olunca, federasyon olarak yanımızda bulunmak ister misiniz? Seve seve dediler. Geçen çok cumada geçen cuma çalışmak, iptal oldu. Birlikte çalışmak şimdi, çok çok güzel bir şeydi. Bizim amacımız üzüm yemektir. Balcıyı dövmek değil. Kesinlikle. Evet. Ha şimdi 6 seneden sonra federasyona gittik. Gidecek tabii. Biz 6 sene boyunca gene gittik zaten. Ama hem fikir olduğumuz şahıslar örtüşmedi. Yani geçmiş iki başkanınla anlaşamadık. Anlaşamadık kısacası. Örtüşmedi. Tamam. Yani genel anlamda özür dilerim. Ben bu konuyu biraz irdelemek isterim. Çünkü öyle bir şekilde lanse edildi. Özellikle Erhan Başkan, benim onursal başkanımı öyle bir şekilde lanse etti. Bir açıklaması vardı. Facebook döneminde bu koronanın sonlarına doğru çıktı. Facebook hesabından bir açıklama yaptı. İşte bu şahsiyet. Ben o zaman başkan değildi. Benim başkan ondan bir 6-7 ay önce Kaplumbağalar Koruma Derneği'nin Doğu Akdeniz'de düzenlediği bir çalıştay vardı ve biz orada yüz yüze gayet samimi bir şekilde ben kendi önerilerimi kendisine de ilettiydim. Bazı şeyler kendisine mantıklı geldiydi o dönemde. Ve orada dedi ki işte bu şahıs dedi federasyon kurmak ister, onu yapmak ister, bunu yapmak ister gibisinden orada bizim onursal başkanımızı suçladıydı. Tamam mı? Şunu biz açıklık getirelim. Biz bu derneği kurarken tüzüğümüzün içerisine federasyon kurabilir maddesini koyduk. Ancak tüzüğümüz spor dairesine gidip onaya gittiği zaman spor dairesinden bize denildi ki bu maddeyi çıkartmazsanız biz sizin tüzüğünüzü onaylamayık. Tabii ki. Çünkü ama 2016'da geçen bir yasa vardır. Federasyon kurulamaz diye. Mevcut federasyon varken ikinci bir federasyona şans vermez. Aynen. Kuramazsınız dedi. Okey dedik. Biz de çıkarttık. Bize dediler ki o dönemde işte Aysin'le yeni bıraktıydı başkanlığı. Eğer herkese benim federasyonun çatısı altına gelirseniz, girerseniz bir kulüp olarak çalışabilirik dediler. Şimdi kusura bakmayın. Biz Denizi Koruma Derneği'yiz. Aynı zamanda bizim tüzüğümüzde de birinci madde denizi korumadır. Ama ben daha önceki toplantılara gittiğim zaman ve burada denizi koruma adına herhangi bir şey yapılmadığı zaman ve ben oraya gittiğim zaman 40 tane 50 tane kulübün içerisinde, çünkü federasyon kararlarını çoğunluk olarak genel kurulda alır. Federasyon genel kurulda alınan kararları çıkar ve talep eder. Ben çıktığım zaman orada herhangi bir talebim gerçekleşmeyecek. Belli. Yaklaşım belli. Her şey belli. Diğer kulüplerden yaklaşım belliyken. Biz bu anlamda marjinaliz. Çünkü herkes balık boyutunun, bunu hayvancılık dairesi mühendisleri de söyledi. Siz çok marjinalsiniz. Herkes balık boyutunun şimdi atıyorum 30 santimdir 25 santime düşürülmesini isterken siz 50 santime çıkarılmasını istiyorsunuz. Ama biz bunları sunarken hayvancılık dairesine elimizdeki bilimsel verilerle yaklaştık. Bizim temelimiz bilimsel veri ve ilim nedir? Bizi diğerlerinden ayrı kılan şey budur.
elimizde bu konuda ciddi anlamda çok büyük bir bilgi kaynağı vardır. Evet. Başkanım bir şey daha sorayım. Dernek kaç kişiden oluşuyor? Kaç kişi tane üyesi vardır derneğin? Yaklaşık şu an 500'e yakın üyesi vardı. 500'e yakın üyesi vardı. Bunun içinde denetleme kurulu da. Yok bu derneğin yönetim kurulu ayrı bir şeydir. Tamam. Ama derneğin yönetim kurulu kaç kişiden oluşur? Derneğin yönetim kurulu tüzüğü gereği bir başkan, bir as başkan, bir maliye, iki faal üye, bir de basın sorumlusundan oluşur. Evet. Toplantılardaki yaparsınız yani toplanırsınız. Sizinle hem fikir mi dernekteki yönetim kurulu? Ya yani yönetim kurulu üyelerinden özellikle bu Covid dönemi de o da şu da genelde biz bir toplantı yani gelip spesifik bir toplantı ama telefoniyen veya bu şekilde bütün arkadaşlar zaten bu oluşumun içinde herkesin fikirdir. Evet. Bize gelen başka bir bilgi vardır. Bugün geldi bize. Sizin yanınızdan çıktıktan sonra gelen bir bilgi vardır. Derneğin yönetim kurulu en son 2017'de toplandı. Yok, o konuda bir yanlışınız var. 2021'de kadar herhangi bir toplantı dernekte yok. Derneğin bak yanlışınız vardı. Devamını getireyim. Evet. 2021'e kadar herhangi bir toplantı kayıtlara geçmedi ve şu anda derneği kapatmaya giderler. Yok. Bunu direktmen daireden. Hangi daireden? Kaymakamlıktan. Tamam. Alınan tamam. Bilgidir bu. Tamam. Kaymakamlığın kayıtlarına göre SAPTER'in en son yaptığı yönetim kurulu toplantısı 2017. Hayır. Ben bunu geçtiğimiz hafta içerisinde kaymakamlığa ilettim. Konuştum, görüştüm de. Onlar da dediler ki bu şeylerinizi getirin verin. Orada bir sıkıntı yoktur yani. Tamamdır. Bilmiyorum, bugün bize gelen bilgi bu şekilde. Tamam. Ben de diyorum ki bu konuda rahatız. Tamam. Evet Gürkan'ım, senin eklemek istediğin başka şeyler. Sen bana bir endirme yerinden bahsettin. Telefonda konuşmuştuk biz. Bir endirme yerine destek çıktınız. Destek oldunuz diye. Neresiydi? Adı bile geçmedi. Bir barınan işte endirme yerine gerek dernek olarak gerek şahıs olarak yardımcı olduk. Tamamladık. Hani ki sen den ya fazla bir medya önüne çıkmadınız. Yani biz çıkıp da şimdi buraya bunu yap dedik, bunu yaptırdık. Hoş görmüyoruz. Biz yaparız orada. Bilinir, bilinmez. Ama o hizmeti sana veriyorsa ben mutluluk duyarım. Yurt içi ve yurt dışı. Evet. Çalışmalarınızda herhangi yarışmalar düzenlendi mi? Hangi tarzda yarışmalar düzenlendi? Biz yarışmalara şu anlamda Denizi Koruma Derneği'yiz. Denizdeki herhangi bir canlının yarışmaya tabii tutulmasına karşıyız. Ama farklı şekilde de yarışmalar artı, yurt dışında olduğu gibi artı, tut bırak şeklinde catch and release, olabilir. Catch and release olabilir ama bununla yani, ilgili tutun da öldürün diye. Bununla ilgili yarışma yapabilmeyle ilgili herhangi bir şu an denetlere verilmiş bir şey yoktur. Bunu yalnız yarışma yapma şeyi Avcılık Federasyonu'na aittir. Düzenleyemez diye. Düzenlenmesi o da zıpkından veya oltayla ilgilidir. Bunun dışında bir şey yoktur ve biz bu anlamda Denizi Koruma Derneği olarak ben bir balık üzerinden yarışma yapılmasına karşıyız. Evet, bu da güzel bir bakış açısı. Ama ve lakin dediğim gibi yani balığı, dut zaten baktığınız zaman birinci her zaman belli yani bizim yarışmalarımızda. Çünkü 5 kilo limitimiz vardır. 5 kiloluğu bulan, ilk bulan birinci. İlk bulan şampiyondur. Zaten aynen yasal öyle. Limitlerimiz de onlardır. Döndüğümüz zaman da dedik tamam biz yarışmaları düzeltiyoruz. Biz güzel yani yapmamız lazım amatör balıkçıya bütün dünyada bunlar yapılır. Örnek alırsak. Tutarık, yakalarık, serbest bırakırık. Evet. Catch and release olabilir. Puan üzerinden hesaplarık. Olabilir. Kilo üzerinden hesaplamayı. Catch and release olabilir ama bu ciddi anlamda şu an maliyet gerektiren
bir şeydir, çalışmadır. Ve cidden ona bir insan gücü gerektiren, gerçekten gideceksiniz, çaba sarf edeceksiniz, uğraşacaksınız. En az orada yarışmayı belirleyeceksiniz, hangi türden olduğunu belirleyeceksiniz. Ve bunun keçen liz bile olsa, yani yakala ve bırak bile olsa, tamam mı? Bunun bir yasal prosedürü olması lazımdır. Tabii ki mutlaka her şey yasal prosedür içerisinde yapıldığı zaman daha da güzel olur. Size yöneltmek istediğim başka sorum bu telsiz konusunda. Evet. Zam konusunda, teknelere yapılan harçlar konusunda ne düşünürsünüz? Ne tür bir çalışmanız oldu? Teknelere yapılan bu şeyi, zammı zaten ben orada ilk duyduğum zaman açıkladım. Bu akşam da açıkladım, ben buna karşı değilim. Karşı olmamamın sebebi bu komisyon içerisinde bu paranın kontrol edilebilir, kontrol edilebilecek olması. Ve bunu geçtiğimiz gün Sayın Bakan'la görüşmeye gittiğimizde Sayın Bakan dedi ki... Sizce kontrol edilebilecek mi bu para? Edilebilir. Yani amatör balıkçıya bu para geri dönecek komite mi? Komite sayesinde olacak. Komite nasıl, komite nasıl geri dönecek olacak mesela? Bir örnek verecek olursanız. Ya şimdi bu komite sayesinde, tamam mı? Biz dediğimiz zaman ya bu para girdi ödeyenler, çünkü ödemek istemeyenler var. Bunun için de zaten bir balon balığı önerisinden gittik biz Sayın Bakan'ın karşısına. Sayın Bakan bu konuda sıcak baktı. Çünkü aynı zamanda zararlıyla mücadele. Bu nasıl dönecek bize? İndirme yerlerinin iyileştirilmesi. Ve ayrıyeten şimdi bu barınaklar yasası çerçevesinde. Zaten bunu unutmayın. Burada bir saniyecik keseyim ben sizi. İndirme yerlerinin düzenlenmesi, evet, düzeltilmesi, evet, dediniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef açık şekilde bedel ödemeden tekne indirecek bir yerimiz yok. Var. Yani saysak beş parmağı geçmez. Yani var. Bir çok güzel yerleri de var yapılmış olan. Halk tarafından yapılmıştır. Bölge halkı tarafından yapılmıştır. Güzel yerler de vardı. Ama nedir burada? Bu barınaklar yasası çerçevesinde bu barınakların işletmeleri hayvancılık dairesi tarafından profesyonel balıkçılık birliklerine veriliyor. Bu profesyonel balıkçılık birliklerinin... Şimdi balıkçı barınağı başka bir şey, evet, indirme yerleri başka bir şey. İndirme yerleri. İndirme, evet, yerlerini biz zaten talep edecek. Bunları talep ettiğimiz zaman, bu paralardan biz verdiğimiz zaman, bu paranın bize alındığı zaman, bu paranın bize kullanılmasını biz talep edecek. Öyle bir anlatırsınız başkanım. Evet. Biz bu yasayı istedik. Evet. Amatör balıkçıdan bu para alınsın. Hayır. Şu anlamda bu para bak karşı değilim diyorum. Bu paranın geri dönüşü bana olacaksa geri dönüşü, ben amatör olarak bu parayı veriyorsam, Sayın Bakan'a da bunu söyledim. İnsanların şikayeti şudur. Aynı dedim seyri seferler gibi. Biz seyri sefer şeyimiz, arabalarımız için çıkarırık ama yol hizmeti almayık. Biz bu paraları vereceksek, tamam mı? Bu düşmesin maliyenin kara deliğine. Bu bize geri dönsün. Şimdi maliyenin kara deliği demeyelim de zaten pandemiden dolayı o ayrı bir şey. O ayrı, bakın geçtiğimiz süreç. Evet, o ayrı bir şey. Çok çetin bir yoldan ilerledik zaten şu anda. O ayrı bir hükümet süreç. Hükümet olarak, halk, evet, olarak. O şekilde de tabir etmeyelim yani kara deliğe düşsün. O ayrı bir süreç. Ama ve lakin senelerdir, evet, senelerdir amatör balıkçılardan seyri söfer diye. Evet, o limanlar dairesinin almış olduğu. Limanlar dairesinin almış, evet, olduğu bir şey vardı. Harç vardı, harç değil mi? Evet. Denize uygunluk bilgesi ve seyri söfer, evet, ve seyri söfer olarak. Evet, evet. Bunun üzerine gidilip işte onu da birleştirilip bir şekilde bunun bir fona aktarılıp, tamam mı, bu şekilde bize geri dönmesi sağlanabilir. Biraz düşük bir ihtimal. Yani dibi delik kumbara gibi bir şeydir bu. Dibi delik kumbara gibi bakarsak eğer... Atacak kumbaraya. Ama bize... Gelecek. Evet. Biraz zor. Biraz düşük bir ihtimal den. Ama en iyi başlangıç ilk başlangıçtır. En azından bir atılım yaparız biz. Düşük ihtimale olsa da. Yani en iyi yani başlangıçtır. Uzun bir zaman aldı. Bu yasa. Çok uzun. Bu yasa. Yani dışarıdan bakan insanlar saptarı hiçbir şey yapmadı. Ama bu yasanın geçmemesinin sebebi. Bence sizin yanlışınız.
Evet. Ben kendi görüşüm tabii bu. Tabii ki. Yapmış olduğumuz her şeyi belgeleyip, sözünü de aldığınız şeyleri kayda alıp insanlara göstermeniz lazım. Şöyle açıklayayım ben sana. Çünkü ne güzel geçen gün gittiğiniz Tarım Bakanı'na, Facebook'ta yayınlandı. Bunlar daha önce yapıldı. Yapıldı Mehmet. Yapıldı, yayınlandı. Vardır, yayınlandı, vardır. Yayınlandı, vardır. Yayınlandı, vardır, bakın. Müsaade edersen. Bu yasa 6 sene, 7 sene çalışıldı. Ama dediğim gibi ülkedeki siyasi ortamdan ötürü bugüne kadar geçemedi. Hep geldi kadık oldu gitti. Ama bunu başkanım bir sene... Bunu savunamayız. Çünkü neden savunamayız? Neden savunamayız bunu? Bir ülkede sürekli olarak siyaset değişebiliyor. Bir ülkede, özür dilerim. Eğer ki yaptığımız bir şeyi evet. biz koyarsak ve bakın arkadaşlar biz bunu yaptık değil evet, mi? Evet. Biz size bunu getirdik. Evet. Ha bugün git Kemal Sunal hikayesi bugün git yarın gel. Bugün git yarın gel çünkü bu benim önümde ilk geldiğimde farklıydı. Kadık oldu ikinci geldiğinde farklı oldu. Tamamen farklı oldu. Yani bizim çalışmam lazım. Önümüze gelen maddeler. İtiraz etmem lazım. Yine değişik oldu. Bu sefer onun üstüne çalışmam. İtirazını edin düzelttirin. Tam gider tekrardan kadık olup başka bir şey gelir karşına. Basit şekilde şöyle izah edeyim sana. Güzel bir soru sordum. Dernek ilk kurulduğunda geçen günkü gibi gene ilk ziyaretimiz Sayın Tarım Bakanımız Nazım Bey olmuştu. Bu yasanın tadilatı o zamandan beridir sürer. Biz Nazım Bey'in makamına gidince sevgili bakanım bizi anımsadı ve hoşuna da gitti. Zaten seni anımsamamak mümkün değil. Anımsadı. Bana bundan gelin diyor. Yani adam orada bizi ne diyeyim sana daha önceki döneminden yeni geldi göreve ve hala daha bu işin peşini bırakmadık diye yani mutlu oldu adam mutlu oldu. Yani bana bundan gelin dirayetli olun bırakmayın peşini ve bu bize ayırdığı kısıtlı süre 20-25 dakikaydı. Bir saati bulan bir toplantı yaptık. Ayrılmadan oradan bize ne dedi? Çocuklar 15 Şubat'a kadar toplanın. Fikirleri toplayın. Gelin. Çağırayım personelimi. Çağırayım hayvancılık dairesini. Burada yatıralım masaya. Şimdi sen diyorsun bana ki Kemal Sunal misali verdin. Bugün git, yarın gel. Mehmet'im bu işlere yani bir el ayak oldun. Bir türlü, yaptın. Bir türlü finişini göremediğimiz bir yarış içerisindeyiz. Aynen öyle gördük. Çünkü ama bizden kaynaklanmıyor. Bu finiştir artık. Bitti. Bak bu finiş çıktı. Finişlerinde bugün 13 tane hayvancılık dairesi personeli yetkilendirildi. Yasalar artık ceza yoğudu. Siz düşünün ki bir yapı oluşturuyorsunuz. En iyi yasayı, en iyi tüzüğü çıkarttınız. Ceza yasası yok. Yok. Denetimi yok. Denetim. Gene denetim olsa, bacağı eksik. Denetim yoksa zaten yasanın bir anlamı olmaz. Tamam en üstün mertebe yasadır ama denetimi yoksa hiçbir şeydir. Tamam telsizler konusunda ne düşünürsünüz Sayın Başkanım? Ya yani telsizler konusunda şimdi telsiz gerçekten gerekliliktir şey açısından. Denizdeki güvenliğimiz açısından. Konulsun, alınsın ama diyorum bu konuda keşke Bilgi Teknolojileri Üst Kurulu bu veya kim yaptıysa Limanlar Dairesi'yle birlikte bu istişareyi gerçekleştirdikleri zaman federasyona bu konuda bir bilgi verildi verilmedi bilmiyorum. Deydiler ki arkadaşlar biz böyle bir çalışmada bulunduk tamam mı? Bu zamana kadar bir süreniz vardır. Şartlarımız da bunlardır tamam mı? Bu telsizleri edinmek isterseniz tamam mı? Edinebilirsiniz. Bırakmazlardı bir takım bu fiyatların bu şekilde gitmesini. Şimdi uzattılar zaman süreci 31 Mart'a kadar. Ama dediğiniz gibi 5 watt değil. Gelin ben size süspansiye veriyorum. Tamam mı? Almak isterseniz 25 watt. Siz bu telsizleri bulun getirin. Tamam mı? Bu kıstaslarda biz sizden şey almayacağız.
Kayıt ücreti. Kayıt ücreti, gümrük ücreti almayacak veyahut kendisi bir bu ülkede ticaret yapan, bu işi ticaretini yapan firmalara dedi ki ben ihaleye çıkıyorum. Bu kadar tesis isterim. Tamam mı? Çıkıyorum. Getirin, koyun. Ben bu vatandaşa bu tesisi bu şekilde ucuza koyacağım diye. Evet. Ve bu şekilde olaydı. Bugün bu çoğu tartışma yaşanmaydı. Çünkü bu harçların içerisinde tesis ücretidir en fazla harcı yükseldi. Bugün bir tesis şu an piyasada 800 küsur TL, 277 TL kayıt ücreti geliyor 1000 küsur TL'ye. 255 lirada koyduğumuzda 1250 TL. Bir yıl, bu yıl için balığa gideceyseniz balık avlamak için 1250 TL. Tesisi çıktığınızda içinden. Metin abim bu arada çok güzel bir yorum yazdı. Derneklerin yarışma düzenlemesi yasaktır dedi. Söyledik. Federasyonda da tek etki. Yarışma düzenleme etkisi federasyonda olur. Evet. İkisiyle bir arada ama Metin düzenlenebilir. Abi. Yani ben dediğim gibi o anlamda balığın bir canlının bir yarışma amacından kullanılmasına keçeni liz olabilir. Keçeni lizi nasıl yapabilirsiniz? Bu ülke bu işlerde çok para kazanabilir. Turizm açısından. Bunu bugün konuştuyduk birebir konuşmamızda. Para kazanabilir. Bunu bu şekilde de düzenleyebilirik. Ama yasal mevzuatını hazırlayıp düzenleme kaydına. Şu an çünkü şu yasa gereği de KKTC bayrağı taşımayan hiçbir gemi KKTC karasularında avcılık yapamaz. Ama çok vardır. O ayrı bir mevzu. Örnekleri çok vardır. Örnekleri çok vardır. Bunların örnekleri... Sadece tesis konusunda ücretleri midir yanlış sizin için? Bak, bedelleri midir yanlış? Bedelleri yoksa demedim. Başka yanlışları da vardır. Dedim size bunun çalışma gücü eğer gerçekten 5 watt yeterli değilse... Yok onu sormuyorum. Mesela sizce... İnsanlara bu verilmeden önce herhangi bir eğitim alınması, kolaylaştırılması bu işin. Şimdi, çünkü çoğu insan telsiz kullanmayı bilmez. Evet, bilmez. Hatta Gürkan benimle bir kere balığa gitti. Benim teknemde telsiz var. Doğru. Ben çağrı yapardım ve Gürkan baktı dedi nasıl bir şey bu dedi. Şimdi Mehmet Bey bu konuyla ilgili yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır hatta dün akşam bir arkadaş... Bununla ilgili bir de yorum yazdıydı. Lefke Üniversitesi, Yakınlığı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, tesis operatörlüğü kursları altında devamlı olarak kursları açtılar. Çünkü bu tesis yasası 2015 yılında geçmiş bir yasa. Bunun neticesinde bir sürü açıldı ama kimse çıkıp da demedi. Ve arkadaşlar biz bunu mecbur kılacağız. Biz bunu size mecburi kılacağız. Hep geldi, yasada var. 5 metrenin altına biz bunu kaldırdık. 7 metreye koyduk. 7 metrenin üstüne koyduk. Hep geldi. Bu noktaya geldi. Keşke de yediler ki. Ya gidin bu kurslara. Bak, parası çok büyük bir para değildi. Çok uzun süreli bir kurslara da değildi. Herkes alsın, öğrensin idi. Ha bununla ilgili, şimdi kendisi de rahatsızdır. Rahatsızlık geçirdi. Kendisi ailesine ben çok geçmiş olsun diyorum. Mehmet Elbit Taşer hocamız. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kendi bizim sayfamızda tesis kullanımıyla ilgili bilgileri aktardı bize ve biz bunu sayfamızın belgeler kısmına ekledik. Şu an isteyen tesis kullanımına ilgili bu bilgileri sayfamızın tesis belgeler kısmında tesis kullanımıyla ilgili belge diye bulup indirip alıp bundan faydalanabilir. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başkanım çok teşekkür ederim. Güzel katkı koydunuz. Biz teşekkür ederiz. Böyle yolumuz. Bir seviyeli programda bize öncelik verdiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Amaç aynı. Evet, amacımız amaç aynı. Amatör balıkçıları korumak, denizlerimizi korumak. Aynen öyle. Amaç aynı. Amaç aynı olduktan sonra bazı fikirler uyuşabilir, bazı fikirler ters düşebilir, hiç sorun olmaz.
ortak yol her zaman bulunur. Çünkü doğru bir tanedir. Aynen, katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Programı kapatmadan önce bizim her hafta bir çekilişimiz vardır. Şimdi biz dernek olmadık. Ama amatör balıkçıya destek olmaya çalışırız. Güzel bir şey. Geçmişte yok, bizim yaptığımız makine gibi. Makine servisleri. Mesela bu akşam 4 tane motora servis verecek amatör balıkçılar için. Kamuç olur, o olur, bu olur. Güzel bir şey. Siz de çekilişimize dernek olarak ileride katkı koyarsanız seviniriz. İnşallah. Evet, hazırlık yapalım çekilişimizi. Evet, birinci talihliyi alalım. Kemal Koday. Başkanım. Birinci talihlimiz. Başkan da çeksin. Çeksin başkan da. Çekmek isterim başkanım. Ya buyurun siz çekin. Formatınızı sizin bozmayalım. Yok, dört kişiye çekeceğim başkanım. Dur şimdi hemen atıyorum sana kavanozu. Hüseyin As. İkinci talihlimiz. Alın başkanım, siz de çekin. Evet. Bu da üçüncü talihlimiz. Üçüncü talihlimiz. Gösterelim. Ömer Oruç. Gözümüz yok ama neden? Nasıl yani? Dördüncüyü de belirleyelim. Ömer Oruç'un bak alın içinde attık. Meşhur lafıdır Facebook'ta. Gözümüz yok ama neden? Doğrudur. Kulaklarını çınlatalım. Mustafa Abanoz. Evet, dört kardeşimiz bize ulaşıp motorlarını servis yaptırabilirler. Herkese hayırlı akşamlar. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Atesa Marin'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık sona erdi.